başka ne var? Kestiğimiz hayvan bize mesaj vermedi. Kestiğimiz hayvan bize mesaj vermedi. Bakın, Allah Teala bu kurbanlı hayvanlar işte amale kutmuş. Kur'an ifadeyle söyleyelim buna. Kestir diyor Kur'an-ı Kerim. Sakar diyor. Allah Teala her şeyi insanın emrine amale kutmuş. Doğar, güneş insan için doğmaktadır. Efendim, baharda çiçeklenen elma ağacı insan için çiçeklenmektedir. Efendim, kestiğimiz o koç, o boğa bizim için yaratılmıştır. Her şey ama her şey insan içindir. Hacı Kıyas Şerif'te, ey Adem oğlu, her şeyi senin için yarattım. Ama onun başı, seni de kendim için yarattım. Şimdi o keseceğimiz hayvan, Allah Teala'nın bu Sakar babası orucu bize teslim oluyor. Ona o şeyine bakarak biz de şöyle demeliyiz. Bu hayvan yaratılışı gereği, fıtratı gereği bizim emrimizde amade kılınmış. Ve biz de bunu kesiyoruz. Bakın hiçbir hayvan, hiçbir koç boğa efendim isyan etmiyor. Böyle bir karşı tavır içerisinde girmiyor. Çünkü Allah Teala onları o şekilde yaratmış. Bizi de efendim, onları kullanalım, onlardan istifade edelim, onlardan faydalanalım konumunda yaratmış. Şimdi, şunu diyebiliyor muyuz? Kestiğim bu hayvan sıkıntı gereği, Allah Teala'nın beni emrime tutması gereği, bana boyun eğiyor, ben onu kesiyorum. Peki, biz bütün bunları bizim emrimize veren Allah Teala'ya yapabiliyor muyuz? Ona teslim olabiliyor muyuz? Yoksa burca nimetin içerisinde efendim yiyoruz, içiyoruz ve bu nimetleri veren görmeden bir hayat mı yaşıyoruz? İşte galiba çıkartması gereken önemli derslerden birisi de yani sıkışıyor. Burca nimetin içerisinde emrimize sunan kestiğimiz o hayvanı emrimize sunan Allah'ın Teala'ya teslim olur. Ona layıkıyla kulluk yapabilmek olmalıdır değerliler. İşte bu sonuçta çıkarabiliyor muyuz? Kestiğimiz kurbanlardan. Evet değerliler, kurban önemli bir ibadet. Ev şansına kurbanlı bir ibadet. Aslında bugünlerde kesilen hayvandır. Ama kurban olan insandır değerliler. Çünkü o kestiğimiz kurban vasıtasıyla Allah Teala'ya niyet kesmeden yakınlık sağlayan insan kendisidir. Yoksa hayvan kendisidir. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle kesilen o hayvanın ne eti, ne kanı, ne kutu, ne kutu Allah Teala'ya ulaşmaz. Allah Teala'ya ulaşacak olan insana takvalıdır. Müminin takvasıdır. Allah'a olan kulluğudur, teslimiyetidir. Yüce Rabbim İdrak ettiğimiz bayramı hakkımızda hayırlı eylesin. Aramızdaki kardeşliğin samimiyeti pekişmesine, kuvvetlenmesine vesile eylesin inşallah. Ve çevremizde olup biten bir takım olumsuzluklar yaşayan kardeşlerimize de acısı geldiği kardeşlerimize de çıkış yolları nasip eylesin. Lütfeylesin inşallah. Bu dilek ve temennilerle bayramın tebrik ediyorum. Bu mübarek günleri kurtuluşumuza ve günahlarımızın affına vesile olmasını Yüce Rabbimize niyaz ediyorum. Evet, iki dakika var. İki dakika içerisinde şöyle kurban bayram namazını bir hatırlatmak istiyorum değerliler. Niyetimizi yapıyoruz. Niyetimiz ya Rabbi, muhterem müminler, Yüce Rabbimize, Yüce Yaratıcımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri bir kurban bayramı sabahına daha eriştirdi.